İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Drakan bölgesinde 3000 yıllık buğday taneleri. Manat Saganyan, Ermenistan Cumhuriyeti Avustralya'da elçilik binası açmayı düşünüyor. Macron, Türkiye'nin Suriye'de kendisi için yer açmasına izin vermeyiz. Irak Başbakanı Bağdat'ta sıkı yönetim ilan etti. İran, yeraltı roket şehirleri kurmaya devam ediyor. Meşelaitis'in Ermenistan hakkındaki çalışmaları benim çifte aradığım adlı tek kitapta toplandı. Komidas'ın doğumunun 150. yılı nedeniyle Konstantinopolis'te konser düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın Biragın Bingöl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 3000 yıllık buğday taneleri bulundu. Kaynağa göre Biragın Bingöl'ün Sohan ilçesinin Murat köyünde bulunan Norik adlı tepede geçen yıl başlanan kazı çalışmaları bu zamana kadar devam ediyor. Harbert Müzesi Müdürü Ziya Kılınç'ın yönettiği kazı çalışmalarına 158 kişilik bir grup katılmaktadır ki bu grup Van Krallığı ve Bizans dönemine ait aralarında 3000 yıllık buğday tanelerinin de bulunduğu pek çok eseri gün yüzüne çıkardı. Buğday taneleri türünü belirlemek için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir laboratuvara gönderilecek. 2 yıl süren ilgili bu kazılar sırasında 3600 yıllık Van Krallığı'na ait bir yerleşke ile Bizans dönemine ait birçok buluntuların keşfedildiğini sizlere hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan parlamentoda hükümet üyeleriyle soru cevap sırasında yaptığı açıklamada Avustralya'da elçilik açılmasının Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikli amaçlarından biri olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı bu konu uzun süredir gündemimizde ve kapsamlı müzakerelerde bulunuyoruz dedi. Ona göre bununla birlikte Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti İsrail ve Etiyopya'da elçilik açmaya karar veren öncelikler mantığını izliyor. Bu konudaki kararlar günler önce Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin gerçekleştirdiği bir oturumda alınmıştı. Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümünü kutlayan etkinliklere katılmak üzere Strasbourg'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ayrıca Suriye konusunda Türkiye tarafından gerçekleştirilmekte olan politikadan da bahsetti. Türkiye'de hukukçular, insan hakları savunucuları ve demokratik idealler üzerine baskı yapıldığını ve hukuk devleti temelinin üstünün çizildiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Türkiye'nin Suriye politikasına atıfta bulundu. Macron, Türkiye'nin Suriyeli mülteci sorunuyla ilgili spekülasyon yapmasına ve Suriye'yi bir araç olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı'na göre Türkiye'nin bu politikası asla kabul edilemez. Reuters ajansı, Irak Başbakanı Adel Abdel Mahdi'nin açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, Irak başkentinde huzursuzluğun devam etmesi nedeniyle Bağdat'ta Perşembe günü Moskova saat ayarıyla saat 5'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. TAS ajansının belirttiğine göre açıklamada Bağdat sokaklarında sivillerin ve taşıtların varlığı planlanan zamandan bir sonraki emre kadar yasaklandı. Mehr Ajansı'nın belirttiğine göre İran İslam Devrimi Muhafızları Birliği'nin üst düzey komutanının yaptığı açıklamada yeraltı füze şehirleri inşası son 35 yıldır durmadı. İran İslam Devrimi Muhafızları Birliği'nin komutanı Tuğ General Amir Ali Hocazade konuşmasında bu şehirleri inşa etme fikri 1984'te ortaya çıktı. Yani füze programımızın başlatılmasıyla gerçek ilk tünel, ilk roketin ülkeye girdiği zaman inşa edildi, dedi. Ermeni halkının büyük dostu, Litvanya halk şairi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin emektar kültür adamı Eduardas Mejalaitis'in Ermenistan hakkındaki çalışmaları Benim Çifti Araratım adlı tek kitapta toplandı. Yazar, tercüman, Benim Çifti Araratım kitabını derleyen Felix Bahçinyan'ın sözlerine göre kitap Eduardas Mejalaitis'in 100. doğum yıl dönümü nedeniyle yayınlandı. Felix Bahçinyan'ın ifadesine göre Litvanyalı yazar sadece büyük bir şair olmaktan başka ayrıca büyük bir filozoftu. Onun değerlendirmesine göre büyük Rus yazarı Valery Brusov'dan sonra Mejalaitis Ermeni kültürünün derinliğine inen ikinci şahsiyettir. Felix Bahçinyan, o Ermenistan'a aşıktı. Eserlerinde ülkemizi eşsiz bir şekilde yansıtıyordu. Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldiğinde ona Naregatsin'in cildi hediye ettiler. Daha sonra izlenimlerinde bundan bahsetti, dedi. Bugün 3 Ekim, Eduardas Mejalaitis'in doğum günü.
Onun 100. doğum günü Arno Babacanyan konser salonunda gerçekleşecek, geceyle kutlanacak. Benim Çifte Araratım kitabının sunumu da gerçekleşecek. Büyük Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas Soğumun Soğumunyan'ın doğumunun 150. yıl dönümü vesilesiyle Konstantinopolis İstanbul'da bir konser düzenlenecek. Konsere bir takım tanınmış sanatçılar ve müzik grupları katılacak. Konser sırasında Aynur Doğan, Ertan Tekin, Gevork Davidyan, Levon Eroyan, Rusavur Çatlı Çocuk Korosu, Sevana Çakeryan, Pervin Çakar, Ermenistan Cumhuriyeti'nden davet edilen Gohtun adlı müzik grubu, Amerika Birleşik Devletleri'nden davet edilen Ara Dinkçiyan ve Zulal ikilisi Gomidas'ın eserlerini seslendirecekler. Türkiye'den Anadolu Kültür ve Kalan Müzik Kültür Merkezleri ile Maxim Gorki adlı tiyatronun ortaklaşa düzenleyecekleri bu konser 7 Ekim saat 20.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Konser ayrıca Kalan Müzik Kültür Merkezi'nin YouTube sayfasından da canlı olarak yayınlanacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size büyük Ermeni şairi olan Estumanyan'a ait olan Ambidagit Jurek adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.